Evet, çok duygulandık. Güzel bir anı paylaşımıydı. Gerçekten hepimize çok derin bir sorumluluk hissiyle aslında dinledik diyebilirim. Bugün burada çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili büyüklerimiz var. Değerli Kartal Belediye Başkanımız var, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, meclis üyeleri ve tabii ki özellikle sosyal hizmetler ağında bulunan kıymetli yöneticilerimiz var. Hepinizle bir arada olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaşamanın aslında güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. Elbette zorlukları var. Hayatın her dönemi ayrı güzel, farklılıkları var, zorlukları var. Ama bir şey var ki kıymetli, yalnız kalmamak. Yalnız olmamak, bu çok önemli. İhtiyaç duyduğun desteğe kavuşabilmek ve bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Hangi yaşta olursa olsun aslında bunun bir yaş almış büyüklerimizle ilgili değil söylediğim. Hayat o zaman işte eğer bunları elde edemezsen biraz ağırlaşıyor, biraz yük oluyor insanlarımızı. Üzebiliyor. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün çalışma arkadaşlarımla diyoruz ki İstanbul'da hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Beraber yürüyeceğiz, beraber olacağız. Herkesi kollayacağız. Ama küçük bir çocuğu, ama bir aileyi, ama sizin gibi çok saygıdeğer büyüklerimizi asla geride bırakmayacağız. Onun için zor anında olan bir vatandaşımızın yanında olmayı ben bütün arkadaşlarıma söylediğim şeyi burada tarif olarak yapmak isterim. Sizler bizim büyüklerimizsiniz ve sizlerin yanında olmak size bir lütuf değildir. Bizim zorunluluğumuzdur ve sorumluluğumuzdur. Onun için iyi ki varsınız. Biz bunu hissediyoruz. En zor anında Büyükşehir Belediye'miz mutlaka insanların yanında olacaktır. Ve bu anlamda İstanbullular bana sizlere hizmet etme görevini verdiyse o zaman ben de hakkını vereceğim, layık olacağım ve sizler de bana umarım ki güzel duygularınızla, dileklerinizle dua edersiniz. Sizlere karşı sorumluyum. Tabii bizim gibi görev yapan belediye başkanları, siyasilerin karnesinin günü sandık günüdür. Umarım o gün geldiğinde sizlerden alkış alırız, karnemize geçer not verirsiniz ve vatandaş o hakkını kullanırken bize karşı hak ettiğimiz neyse onu verir. Evet, sandıkta yani İstanbulluların hakkını başka kimse sizden geri alamaz, onu biliyoruz. Sandıkta siz vereceksiniz. Ben kendimi sizlere gerçekten çok sorumlu hissediyorum. Özellikle büyüklerimize. Tabii ben kendimi aynı zamanda bu güzel, bu cennet vatanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de sorumlu hissediyorum. Çünkü bize Cumhuriyeti hediye ederken olağanüstü kıymetli bir tarifle hediye etti. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet dedi. O bakımdan biz bu cumhuriyetin evlatları ve yöneticileri olarak bu ülkede ve şehrimizde hiç kimse kendini kimsesiz hissetmesin diye var gücümüzle çalışacağız. Bu arada şunu belirtmek isterim. 45 bin büyüğümüze evde sağlık ve bakım hizmeti verdik. Bundan dolayı çok gururluyuz. Türkiye'nin en büyük bakım ve huzurevi olma özelliğini taşıyan Darülaceze'de hizmet kalitesini yükseltmek, herkesin memnuniyetini hissetmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Misafirlerimize oradaki ortamlarını daha iyiye taşımak ve daha güzelleştirmek için de büyük bir gayret içerisindeyiz. Yaşam evleriyle destek ve bakım hizmetlerini mahallelere taşıyoruz. Ve sanatçı yaşam evinde sanatçı büyüklerimizle bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz ve hak ettikleri desteği, hürmeti onlara sağlama gayreti içerisindeyiz. Yeni huzurevlerinin, yeni yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yapımına başladıklarımız var, proje hazırlıklarımız var ve temelini attığımız ve yapmaya, sonucuna ulaşmaya yakın kalan merkezlerimiz var.
Yine Enstitü İstanbul İSMEK aracılığıyla 65 yaş üstü büyüklerimize yönelik yoğun eğitim programlarını başlattık ve sayısını arttırıyoruz. Değerli büyüklerimizin güncel ihtiyaçlarını da karşılamak adına dijital yeteneklerini geliştirmek için yaş ortalaması 72 olan tam 2000 büyüğümüze kurslar açtık ve orada hizmet veriyoruz. Biz bütün işlerimizi yaparken yerel eşitlik eylem planına uygun hareket ediyoruz ve bu anlamda eşit davranma kabiliyetimizi sürekli ölçüyor ve nerede eksik isek bu anlamda eksiğimizi kapatma yönünde özel bir gayret sunuyoruz. Yeni yaptığımız her yatırımda, sunduğumuz her hizmette özellikle işte gözetilmesi gereken hangi grup var ise ona dönük hizmetleri ve projeleri hayata geçiriyoruz. Bu grupların içerisinde de özel bir yeri mutlaka siz saygıdeğer büyüklerimize ayırıyoruz. Bu projelerimizin özellikle büyüklerimizin gözlerinden bakarak onların ihtiyaçlarını sizleri dinleyerek belirliyor, varsa eksikleri görmeye çalışıyor, yeniliyoruz ve hizmet kalitemizi de arttırıyoruz. Bugün Türkiye'mizde tam 1,5 milyon hanede tek başına yaşayan fertler var. Geçim zorluğu yaşayan en önemli gruplardan birini de bu anlamda saygıdeğer büyüklerimiz oluşturuyor. İstanbul'da da bu anlamda tespitimiz vardır ve ne yazık ki ihtiyacı olan büyüklerimizin varlığı mevcuttur. Tabii bu sorunları tek başına belediyeler imkanlarıyla sağlama şansına sahip değildir. Ülkemizi yöneten insanlar bu konuda çok hassas davranmalı ve mutlaka büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak hiç kimseye muhtaç olmamalarını sağlamak zorundadır. Zira eğer büyüklerini ihmal eden bir ülke var ise kendi varlığını, kendi geçmişini ve kendi değerlerini ihmal ediyor demektir. Asla buna fırsat vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Sizlere hakkınız olan yaşam kalitesini sunmak, hakkınız olan hürmeti sadece sözde değil, uygulamalarıyla da göstermek, bu ülkenin bütün yöneticilerine ve bizlere dönük düşen vazifedir. Sizlere sunduğumuz hizmetlerde daha da iyileştirilmesini, istediğiniz bir takım hususlar var ise bunları düşünerek bizlere belirtmeniz, taleplerinizi iletmeniz bize mutluluk verir, güç verir ve kendimizi daha kaliteli hizmet sunmaya dönük yol almamızı sağlar. Unutmayınız ki kıymetli büyüklerimiz, bugüne kadar varlığınızla, geçmişteki hizmetlerinizle, ürettiklerinizle İstanbul sizindir, ülkemiz sizindir. Hep birlikte bu ülkede bize verilen ömrün kıymetini bilerek yaşayabilmeyi diliyorum ve buna layık olmayı özellikle diliyorum. Allah hepimize yaşadığımız hayatta güzel günler yaşamayı, yaş aldığımızda, yaşlılığımızda da hürmet edecek kişileri nasip etsin diyorum. Bu önemli. Sağ olun. Çok şanslı birisiyim. Hayatımda elde ettiğim değerleri bana sunan yaş almış büyüklerimle neredeyse 17 yaşına kadar bir arada büyüdüm diyebilirim. Liseyi bitirene kadar. Çok şanslıydım çünkü aynı evde büyük dedem, ninem, dedem, babaannem, annem, babam bir arada yaşadık. Aynı evdeydik. Çok yakın mesafede anneannem ve dedem, yani annemin babası ve hatta anneannemin büyük, yani dedesiyle de çok yakın. Yani bir o evde, bir bu evde çocukluğumdan lise bitene kadar. Tabii belli aşamalarında hayatını yitiren büyüklerim oldu. Fakat hepsinden çok şey öğrendim. Hepsinin tadını çıkardım.
Muhteşem şeyler öğretti bana bu büyüklerim. Ve büyüklerimle bir arada olmak en çok da topluma karşı olan saygımı büyüttü. Büyüklere karşı olan hürmetimi büyüttü. Söz söylerken, konuşurken şu örneği veririm. Beni dinleyen bir evde mutlak bir çocuk vardır. Ona örnek olmak isterim. Konuşmalarımın düzgün olması ve ahlaklı olması, nitelikli olması, öğretici olması benim için çok kıymetlidir. Tabii bunun bir başka yüzü daha var. Benim konuşmamdan rahatsız olmayan, aferin bu delikanlıya, aferin bu yöneticiye diyen, beni dinleyerek bunu söyleyen büyüklerim olsun istiyorum. Benim her biriniz büyüğümsünüz. Umuyorum sizlerin başını öne eğdirmiyor, sizleri mahcup etmiyorum. Hepinize yürekten teşekkürler. Memnuniyetinizin arttığı bir İstanbul var etmek, memnuniyetinizin büyüdüğü bir Türkiye var etmek biz yöneticilerin boynunun borcudur. Allah bizi size mahcup etmesin. Değerli katılımlarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Çiçeği burnunda büyüklerimize mutluluklar diliyorum. Allah onlara da sağlık sıhhat versin. Katılımlarınızdan çok mutlu oldum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.